daha sonra izledim. Var mı akşama bir şey? 2005 yılında Şanlıurfa'da bir ilki gerçekleştirerek Şanlıurfa'nın ilk ve tek kadın girişimcisi oldum. İlk defa hizmet sektöründe, erkek egemen bir sektörde kadın girişimci oldum. Sektöre giriş hikayem aslında çok farklı. Yediğim kötü yemek ve aldığım kötü hizmet sonucunda işletme müdüründen aldığım cevap beni bu sektöre yöneltti. Her şeyi çok kötü dediğimde, işinize gelirse hanımefendi dedi, benim de işime gelmedi. Ve Cevahir'i 2005 yılında Şanlıurfa'da kurduk. Sektöre girdiğimde şehirdeki tek kadın girişimciydim. Fakat bu şehirde bazı şeyleri değiştirmek adına da kadınların da sayısının artması gerekiyordu. Çünkü ülke ekonomisinin gelişmesi, bölge ekonomisinin gelişmesi için kadınların muhakkak ki ekonominin içinde olması gerekiyordu. Bu nedenle 2007 yılında Şanlıurfa Girişimci İş Kadınları Derneği'ni kurduk. Ve kadınların iş yaşamında olmaları noktasında kendilerine gerekli destekleri sunmaya çalıştık. Bu minvalde de 2005'ten bu yana baktığımızda evet şehirde girişimci kadın sayısı da bir ölçüde arttı. Şimdi açalım. Türkiye genelinde kurulduğu günden bu yana hem de bölge için, özellikle Şanlıurfa için girişimci kadınlara bir aslında ben belki de bir rol model oldum. Çünkü insanlar şuna baktılar, Cevahir Osman Yazmacı yapıyorsa biz de yapabiliriz oldu. Bundan da gerçekten gurur duyuyorum. Çünkü kadınların önüne açma noktasında da bir çabam oldu ve bunu başardım. Bu nedenle kadınların kesinlikle iş yaşamında olması gerektiğine inanıyorum. Ve ülke ekonomisinin, bölge ekonomisinin, şehir ekonomisinin gelişmesi adına kadının muhakkak ki iş dünyasında, iş yaşamında olması gerekiyor. Dün biraz geç çıktım, sabah şey geldim. Şöyle dedim, bugün de kaçamak olsun. Bence özelde benim dışımda genel manada baktığımızda ben yaptığım bu işle bölgede kadına bakış açısını değiştirdim. Ve bu başarının da aslında bence Doğu Kadını'nın, yani belki benim şahsımda Doğu Kadını'nın aynı zamanda da Urfa Kadını'nın başarısı olarak görüyorum. Kadınlara ne kadar inanırsanız ve kadınları ne kadar cesaretlendirirseniz o kadar başarılı işler yaptıklarını görüyorum ben. Ve ben kadınlara yürekten inanıyorum. Çünkü gerçekten yaptıkları işte hem çok başarılı oluyorlar hem de birilerine rol model olma adına topluma da bir mesaj vermiş oluyorlar.